Herkese e, merhaba, hoş geldiniz. Bugün m, ilginç bir konu e, hakkında m, konuşmak istiyorum. Ben, e, bildiğiniz gibi, ben Türkiye'yi çok seviyorum. Ben Türkçe dili e, öğrendim ve Türkiye'yi çok gezdim. Ben Türkiye'yi gezmeyi çok seviyorum. Ama neden? Neden? ben m, Türkiye'yi çok seviyorum. Neden Türkçe dili öğrendim? Bu asla açıkmadım. Ben 18 yaşındayken Türkiye'ye e, tek başına gitmeye karar verdim. Yani üniversiteye girmeden önce e, yani heyecan verici bir şey e, yapmak istiyordum. E, yani serüven, macera gibi bir şey istiyordum. Ben küçükken çok fazla filmleri izlediğim için büyük bir serüvene çıkmak istiyordum. Yani Excalibur, Star Wars, Arabistanlı Lawrence, Büyük İskender, Yüzüklerin Efendisi. Bu filmler beni çok etkilemiş. Bu filmlerde Kahraman büyük maceraya çıkıyor ve sinanıyor ve hedefim bu sinanmak test edilmek istiyordum. Ama bu macera İspanya'da yapmak istemiyordum Ben farklı bir kültürü, e, buluşmak istiyordum. Bu yüzden farklı bir kültür bulmak istediğim için e, Avrupa'dan e, çıkmaya e, karar verdim ve e, Türkiye'ye gittim. 2010 yılında ben İskoçya'daydım. E, ben küçük bir otelde o, o yaz küçük bir otelde e, çalıştım ve ee, o e, otelde çalışırken ben biraz e, macerayı e, planladım. Maceram bu. Yani yürüyerek, yürüyerek Türkiye'den Suriye, e, Ürdün, Filistin, e, İsrail ve e, Mısır'a gitmek istiyordum. Yani yürüyerek Elbette o kadar genç olurken ben Orta Doğu hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Mesela e, Arapçadan Türkçe e, farklı bir dil olduğunu bilmiyordum. Arap ve Müslüman arasındaki farkı ben bilmiyordum. şey Avrupa'da Orta Doğu'daki e, halklar ülkeler aynı. Aynı benziyordu. Yani e, onlara göre Türk, e, Suriyani, Kürt, e, Arap, e, Tamazik, onlara göre her şey aynı. Bugün medyalar daha dikkatli e, konuşuyorlar ama e, konudan çıkıyorum ben. Yani Ben Eylül'de uçakla Antalya'ya geldim ve yürümeye başladım. Benim için bu e, yolculuk haç gibi bir şeydi. Yani e, insanlar o zaman beni e, anlamadım. Yani köyde bir İspanyol ne iş yapıyor? Yani ben onları ben anlıyorum. Yani ama benim için bu macera test gibi bir şeydi. Yani ben bu yolculuğu tek başına yapabilirim. Ben o kadar kararlı, güçlü, azimli miyim diye düşünüyordum yani. Yürüyerek Antalya'dan kuzeye gittim ve küçük köylere uğradım. Ve ilk gecede tarlada uyudum küçük bir koyun dışarında iki ağaçların arasında uyudum. Çok soğuktu ve bir köpek bana bayırdı. Ben çok korktum o gece. Yani iyi uyumadım yani. Sonraki sabah ben hiçbir şey yemeden başka bir köye ulaştım. Bu köy gizilliydi gizilli Tatlı bir hatiram var. Bu köye geldiğimde herkes benimle konuşmaya başladı. Nerelisiniz? Ne iş yapıyorsun burada? İyi misin? Ben o zaman hiçbir şey anlamadım. Çünkü ben o zaman sadece bazı kelimeleri e, biliyordum yani su ekmek iyi günler böyle o gün çok öğrendim yani mesela iş ne iş yapıyorsun yani o o o gün öğrendim memleket e, insan e, insanlar bana nerelisiniz yani memleket memleket dedi çok yardımcı e, oldular ve İsparta'ya gitmek e, istediğim dediğince onlar hmm, yolu bana gösterdi. Seyahat ederken e, bir günlük tuttum ve bu video yaparken biraz okudum. E, günlük bu. Edinburgh'a e, aldım. Bu Isparta'da e, çizdim. Kizilli hakkında bu yazdım. Köyde yürürken bir insan iyi günler e, bana dedi ve nerelisiniz sordum. E, ondan sonra başka bir soru sordu ama nere kelime okuyunca gittiğim yer hakkında e, soru sorduğunu anladım. Ben gitum İsparta'ya. Ben yürümek Antalya'dan. İki günler yürümek. <laughs> o zaman ben Türkçe bilmiyordum yani. <laughs> e, de, e, e, de, denedim. Denedim ama bilmiyordum. <laughs> Bu insan güldü sorular sormaya başladı. Ben hiçbir şey anlamadım ama araba kelime duyunca ben yok araba ben yürüm İsparta'ya dedim. O zaman bütün köy etrafımızdı ve genç bir insan İsmail yolu bana gösterdi. Bu yol bence D-6-8-5 d, e, d 6, 8, 5, e, olması lazım çünkü ben Kizilli'den, e, doğuya gittim. Zaten çok kötü. Çok kötüydü çünkü çok tehlikeli. Yani e, yürüyen bir insan çok tehlikeli. E, arabalar çok hızlı geçiyor. Tehlikeli yani. Çok yürüdüm. Ee, ne kadar bilmiyorum belki saatlerdir yürüdüm ee, ama çok çok e, çok fazla e, yürüdükten sonra bir dükkan e, buldum. E, yani bu dükkan yol arasındaydı ve sadece bir çadır. Bir çadır. Yani bina değil sadece bir çadır. Onlar sadece elmalar satılıyorlar. Ama dört tane insanlar vardı. Ve beni görünce çok şaşırdı. Oturmaya bana davet ettiler. Çok konuştular. Ben hiçbir şey anlamadım. Ama elma kelimesini o gün öğrendim. onlar bir aileydi. E, nine, dede, anne ve be, bebek. Bu anne çok gençti. Ben ona bakarken dünyanın en güzel kadın olduğunu düşünüyordum yani. Büyük yeşli gözler, e, büyük açık yeşli gözler ve e, e, koyu ten. Çok çok ilginç bir zedlik yani. Ve dudakları çok e, çok güzel. Yani büyük ve ve güzel. Ben oturduktan sonra o bana e, güldü ve ben e, <laughs> nasıl e, bayıldım. Bayıldım. E, Güllüğümde ben e, nasıl yazdım? E, İspanyolca el alma yazdım. Türkçe'de nasıl? ruhum eridi. Ruhum eridi. Se me el alma. Ruhum eridi. Bu İspanyolca yazdım burada. Gunluğum Ama elbette onunla konuşmadım yani. Onlar soru sordu yani nereye gidiyorsun, ne iş yapıyorsun şöyle. ben Esparta'ya gidiyorum dediğim ve onlar bir otobüs um, durdurdu. Ben otobüse girmeden önce onlar bana m, çok elma, çok 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 elma e, verdiler. Ne, ne kadar bilmiyorum. Belki bir iki kilo, bir kilo buçuk e, bilmiyorum. Ama çok elma e, verdiler. Ondan sonra e, çok seyahat ettim çok gezdim. ama e, o bölümden başka bir gün bahsedeceğim çok teşekkürler ve isterseniz e, abone e, olabilirsiniz ve e, görüşürüz.